Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu sefer yine ucuz bir akıllı saat inceleyeceğiz. Polo Smart, Smart Look akıllı saati bu videoda beraber inceleyeceğiz. Kutu açılışı yapacağız. Kutunun içerisinden neler çıkıyor beraber bakacağız. Ardından size özelliklerinden bahsedeceğim. Kaç gün çalıştığını anlatacağım. Ve tabii ki bu cihazla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi kutu içeriğinden çıkanlara geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Kutuyu ben ilk açtığımda şu şekilde açtım ve sadece bunlar karşıma çıktı. Bu şekilde bir kullanım kılavuzu ve sadece saat. Şimdi ben bunu neyle şarj edeceğim diye sağına soluna bayağı bir bakındım. Şu şekilde bunu açıp da altına bakma gereği açıkçası ilk başta duymadım. Daha sonrasında bir açalım şöyle dedim. Bir açtım. Şurada bir pil işareti var ve pil işareti böyle yukarıyı gösteriyor. Meğer bunun şarj aleti falan yokmuş. Direkt olarak üzerinde bir USB varmış. Ben yaklaşık 2 gündür bunu kullanıyorum. 2 saat toplam şarj etme süresi var. 2 saat içerisinde full şarj oluyor. İçerisinde de 150 mAh'lik bir batarya var. Bu 150 mAh'lik batarya ile 2 saatte tam şarj olduktan sonra 5 ila 7 gün arasında çalıştığı buradaki kullanım kitapçığında yazıyor ki doğrudur. Neden diyeceksiniz? Ben bunu 2 gündür kullanıyorum ve 2 gündür sadece bir diş şarjı gitti. Toplamında yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 diş vardı. Evet, toplamında 4 diş şarj seçeneği var. Bir gitmişti, ikincisi de az önce gitti. Toplamda yani bu 5 ila 7 gün arasında kesinlikle ve kesinlikle dayanacaktır. Yalnız ben bunda şöyle bir şey gördüm. Adımları doğru olarak ölçüyor mu emin değilim. Bu tamamıyla sizin telefonunuza bağlı. Neden diyeceksiniz? Üzerinde bir adım sayar, şu bu gibi şey yok. Sizin telefonunuza Bluetooth üzerinden bağlandıktan sonra eğer konum servisleriniz açıksa telefon ne kadar hareket ediyorsa bu da o kadar adım sayıyor. Kalp atışı monitörü kesinlikle yanlış ölçüyor. Ne zaman ölçersem ölçeyim, full tempo koşu bile yapmış olsam, ter içinde de kalsam, o kadar yorgun da hissetsem, dinleniyor bile olsam kalp atışım ne hikmettir bilmiyorum 74 civarında çıkıyor hep. Zaten 3 kere üst üste ölçtüm, 3'ünde de 74 çıkarttı. Yani nabız sensörü kesinlikle yanlış. Bunda onun haricinde çok da bir özellik yok. Özellikleri şöyle, telefonla bağlantı kurduğunuz zaman telefonunuza gelen mesajları, WhatsApp bildirimleri, şunları bunları burada gösteriyor. Gelen aramayı ekranda gösteriyor ama buradan açma gibi bir şansınız yok. Üzerinde bir mikrofon falan bulunmuyor. Titreşim özelliği var ve alarm özelliği var. Alarmı şöyle titreşim olarak çalıyor ve sizi aslında uyandırmaya da gayet yetiyor. Müzikleri bundan kontrol edebiliyorsunuz. Örnek bir kulaklık taktınız. Telefonunuzu çıkartıp müzik değiştirmektense, kulaklığın üzerinde de değiştirme tuşu yoksa, bu saat üzerinden değiştirme işlemini yapabiliyorsunuz. Kullanmış olduğu uygulama bütün akıllı ucuz saatlerde olan uygulama Fitpro. Fitpro ile çalışıyor ve Fitpro ile de ne kadar akıllı özellikler olduğunu zaten siz düşünün. Daha öncesinde incelemiş olduğum akıllı saat, yani ucuz akıllı saat modelleri vardı. İçlerinde bir tane de çok iyi akıllı saat, hatta birden fazla akıllı saat var iyi olarak ama onların hepsinin incelemesini oluşturduğum oynatma listesini sağ üst köşeye ekliyorum. Eğer başka akıllı saatte bakmak isterseniz oradan göz atabilirsiniz. Açıkçası malzeme olarak bu akıllı saat gayet dandik ötesi dandik duruyor. Zaten ele aldığınızda şu hissiyatı da size veriyor. Gerçekten şu kordon böyle değişik bir malzeme. Gerçekten değişik değişik bir malzeme. Çok ucuz bir plastik. Şarj etme işleminde dediğim gibi bir şarj aleti yok. Şu kısmı yavaş yavaş çekip çıkartıyorsunuz. 3-5 çekmeden sonra elinizde kalma ihtimali çok yüksek. Şurada gördüğünüz alanda sadece bir çıkıntı var. Bunu USB'ye takıyorsunuz ve 2 saat boyunca oradan şarj oluyor. Saat size ilk geldiğinde şarjı hiç yok olarak geliyor. Şarja taktığınız anda ekrana enerji geliyor ve saat açılıyor. Daha öncesindeki çektiğim akıllı saat videolarında saati ayarlayamadıklarını söylemişlerdi. Ama şöyle bir şey var. Siz bu saati cep telefonuyla eşleştirmezseniz saatini ayarlama gibi bir şansınız kesinlikle yok. Bunların saat ayarı cep telefonuyla bağlantı kurulduktan sonra, yani Fitpro ile eşleştirildikten sonra otomatik gerçekleşiyor ve sizin bir ayar yapmanız gibi bir olanak kesinlikle bulunmuyor. Şimdi Fitpro uygulamasından nasıl bağlantı yapılıyor, ardından Fitpro uygulamasında da ne gibi özellikler var size onları göstereyim. Şimdi saati size yakından gösterecek olursam, şu an ters tutuyorum ama şöyle göstermek için tutuyorum. Saati normal şartlar altında ilk taktığınızda Fitpro üzerinden ayarlamasını yapmazsanız bilek hareketlerine göre açılıp kapanmıyor. Fitpro'dan ayarını yaptığınızda saati böyle kaldırdığınızda gördüğünüz gibi uyanıyor. İndirdiğinizde tekrar uyuyor. Bakın gayet de hızlı bir biçimde gerçekleşiyor bu. Saati şimdi size çevireceğim. Ardından şu şarj olma kısmını göstereceğim. Bakın şurada küçük bir alanda gördüğünüz gibi bir pil işareti, aşağı doğru da bir ok var. Bunu şöylece buradan ağır ağır hareketlerle çekiyorsunuz. Çektiğinizde karşınıza bu şekilde bir
kısım geliyor. Bu kısmı USB giriş olarak kullanıyorsunuz ve bir yere taktığınızda isterseniz bir adaptörü, isterseniz de bilgisayar üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Otomatikman şarj olma işlemini sağlıyor. Şu altta nabız ölçmeye yarayan kısım var ama dediğim gibi nabız ölçmesi kesinlikle yanlış ölçüyor. Zaten biraz sonra da göstereceğim, hatta göstereyim. Yani saat kolda o kadar bir dandiklik hissiyatı veriyor ki, dandik otesi, dandik bir saat. Şimdi bu saatin bağlantısını yapmak için ilk etapta Bluetooth'u açık bırakıyorsunuz ve ardından cep telefonunuzdan şurada gördüğünüz Fit Pro uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Fit Pro'ya bastıktan sonra böyle bir ekranı var, karşımıza çıkıyor ve saat ile bağlantıyı kuruyor. Cihaz bağlantısı kesildi dedi şu an. Cihaz bağlantısını yapmak için şurada alt tarafta daha fazla seçeneği var. Bu daha fazlaya basıyorsunuz ve buradan cihazı eklemek için o kısma, şuradaki kısma tıklıyorsunuz. Böyle yazılar, kayan yazıların olduğu bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz. Ve burada cihazlar çıkıyor. Cihazınızı, bakın şu an zaten daha öncesinde bağlantı yaptığım için otomatik bağlanmaya başladı kendi kendine ve bağlandı. Verileri al diyor. Ne verisini alıyor bilmiyorum. Doğru tuttuğu bir veri de yok. Zaten saat verileri bu telefondan alıyor. Şu an verileri aldı. Burada atmış olduğum adımları göstermesi gerekiyor ama onları da göstermiyor. Saat üzerinde 4460 adım attığım ve en son kalp atışımın 74 olduğu yazılmış. Burada da zaten 74'ü görebiliyorsunuz. Şimdi bir kalp atışı ölçeceğim. Bakın şimdi kalp atışına bastım. Ölçme başla dedim. Şu an bir ölçüm yapıyor mu? Şu an bir ölçüm yaptığını söylüyor ama saatin üzerinde hiçbir şey yok. Altından bir ışık çıkıyor mu onu da açıkçası görmüyorum. Evet, hiçbir ışık falan yok. Kendi kafasına göre uygulama üzerinden sanırım bir nabız ölçümü gerçekleştiriyor. Nabız mabız ölçtüğü yok. Saatin öncesinde ekranını sanırım uyandırmamız gerekli. Ölçümü durdur dedim. Saati şu şekilde uyanık tutuyorum ve ölçmeye başla dedim. Bakın şimdi arka tarafından yeşil ışıklar şu an çıkıyor. Bir nabız ölçüyor ama neyin nabzını ölçtüğünü açıkçası ben bilmiyorum. Bakalım kaç çıkacak. Şöyle havanın nabzını acaba kaç ölçecek? Daha doğrusu havayı ölçecek mi onu görelim. Evet, gördüğünüz gibi hava 81 kalp atımına sahip ve oksijen oranı falan da %98 gayet iyi. Havanın 13'e 6'da tansiyonu varmış. Bakın burada ölçümleri çok net bir biçimde yapmış bulunuyor. Yani bu saatin nabız ölçme şeyine kesinlikle güvenmeyin. Bu arada dediğim gibi adım hesabını da telefona bağlı olduğu süre içerisinde telefon ne kadar yol kat ediyorsa bu da o kadar yol kat ettiğini gösteriyor. Yani açıkçası bu saatin verilerine güven yok. Uygulama üzerinden şu özellikleri de sizlere göstereyim. Şöyle burada gördüğünüz gibi mesafe, tüketim, hedef gibi şeyler var ama bunların hiçbiri anlamlı değil çünkü hiçbiri çalışmıyor. Daha fazla kısmına geldiğinizde az önce dediğim gibi buradaki seçenekten telefonu cihaza ekliyordunuz. Cihazını bul dediğinde şuna basıyorsunuz. Cihazda bir titreşim oluyor ve cihazı bulabilmiş oluyorsunuz inşallah bu titreşimi duyabilirseniz. Uzaktan fotoğraf çekme diyor. Bunu bastığınız zaman saat üzerinde fotoğraf çek tuşu açılıyor. Uzaktan kameranızı kontrol edebiliyorsunuz. Tabi saatten kamerayı göremiyorsunuz. Sadece fotoğraf çek tuşu çıkıyor. Mesaj gönder dediği, buradan mesaj gönderim, yani size gelecek olan bildirimlerin hangilerini almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Açık duruma getiriyorsunuz. Tekrar geri geliyorum. Arama ayarları dediği, aramalar sizin ekranınızda, yani saatin ekranında görünsün mü görünmesin mi? Burada cihaz sıfırlama var. Kaldır dediği de bağlantıyı kaldırıyorsunuz. Diğer kısmında da aslında pek bir şey yok. Burada titreşim ayarı var. Saatin titreşimini açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi burada ota yükseltmesi diye bir şey var. Ota yükseltmesi sürüm güncellemesi oluyordur diye düşündüm ama bir güncelleme falan gelmedi. Arka plan ayarlarına girdiğinizde de burada kendiliğinden başlatma izni diye bir şey var. Başlatma tuşu falan, bunları açmanıza çok da gerek yok. Kendi kendine zaten bir şeyi başlatabildiği yok. Hareket kısmında spor verilerini tuttuğu yazılmış ama dediğim gibi öyle bir veri tutma falan yok. Benim dediği kısmında da burada yine aynı şekilde sizin verileriniz yer alıyor. Kısacası bu saati, akıllı saati almak istiyorsanız bunun tek kullanım amacı size bir bildirim geldiğinde kolunuz titresin, bir bildirim geldiğini anlayın diye olabilir. Onun haricinde verileri çok doğru çalışan, daha doğrusu hiç çalışmayan bir saat. Kutusu şu şekilde Polo Smart Smart Look akıllı saat olarak İnternet üzerinde satılıyor. Şayet sadece bu özellik için satın almak isterseniz, yani kolunuzda dursun, saati göstersin
ve bildirimler titreşimli olarak gelsin. Ekranında da bir iki kelime bir şey göreyim isterseniz buyurunu alabilirsiniz. Ben açıklama kısmına zaten bir link ekleyeceğim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Unutmayın, ben ürünü beğendiyseniz demiyorum. Benim incelememi beğendiyseniz ve bu ürün hakkında bilgi sahibi olabildiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.